Sayın basın mensupları, aslında bu toplantıyı bugün değil de daha ileri bir tarihte yapmayı düşünüyordum. Ama şartlar böyle getirdi. Benim cevap hakkımda oldu. Bu cevap hakkını da erken kullanmak zorunda kaldım. Değerli dostlar, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta alt çapta olarak tabir ettiğimiz bölgede 3 tane dükkanımız mühürlendi. Bir restoran, 2 kafe. Daha sonra Sayın Belediye Başkanı'nın bir beyanatı açıklandı. Tabii bunlara cevap vereceğiz. Ama önce 30 Mart 2014 24 Nisan 2017 tarihleri arasında, neden bu tarihler arasında diyorum? Çünkü bir önerge verdi bağımsız meclis üyeleri. O önerge doğrultusunda esnafta Mudanya Belediyesi'nin, esnaf gözünde Mudanya Belediye Başkanı'nın notu var. Takdir sizlere. Şimdi Sayın Başkan diyor ki 30 yıldır yapılamayanları yaptı. Doğru. Bakınız, 30 yılda yapılamayanlar neler? Şimdi öncelikle şu Mudanya Belediye Başkanı'nın imzasıyla tarafımıza değil de bağımsız meclis üyelerine gönderilen bir yazı. Bakın, bağımsız meclis üyelerinin sorduğu sorular. Burada aynı. Sonuçta görüyor güzel. Şimdi 30 Mart 2014 tarihinde yönetim değişikliğinden sonra esnafa uygulanan yaptırımlarda A. Kaç tane esnafa cezai işlem uygulandı? B. Kesilen ceza tutanakları ne kadardır? C. Kaç tane mühürleme yapılmıştır? D. Kaç tane mahkemeye intikal eden dosya vardır? E. Kaç tane esnafa haciz işlemi yapılmıştır? F. Kaç tane esnafın yıkım kararı uygulandı? Kaç esnafa yıkım kararı uygulandı? 9. G. Kaç tane esnafın hesabına bloke işlemi yapılmıştır? Şimdi bunların toplu sonuçlarını vereceğim. Ve de bu sonuçları şu anda Hayri Türk Yılmaz'ın bağımsız belediye meclisi üyelerinin önergeleri doğrultusunda verdiği cevaptan isteyen inceleyebilir burada. Şimdi 30 yıldır yapılamayanları yaptım diyor Sayın Başkan. Hatırlar mısınız? Esnaf Şurası'nda moderatörlüğü benim yaptığım esnaf şurasında bir söz söylemişti. Ben de ayakta alkışlamıştım. Mudanya'daki tüm marketleri şehir dışına taşıyacağım demişti. Şimdi soruyorum. Bu sözü söyledikten sonra kaç tane süpermarket açıldı Mudanya'da? Önce bunu sormak lazım. Daha sonra işte esnafa hani bir beyanatında diyor ya, esnafla aramızı açıyor. Şimdi esnafla kim belediyenin arasını açıyor? Bu vereceğim rakamlara lütfen dikkat edin. 30 Mart 2014 24 Nisan 2017 tarihleri arasında 9872 sicile haciz ve bölge işlemleri yapılmıştır. Yani 9872 kişiye haciz işlemi yapılmış. Kişiye değil, pardon, hesaba. Yani şu gelebilir aklınıza, Mudanya'da kaç tane esnaf var? Neden 9800 kişi? Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü bir esnafa 3 yerden, 4 yerden, 5 yerden, hatta 10 yerden dahi haciz koyabilir. Bunun ucu yok. Bu bloke işlemleri neden yapıldı bu kadar acil? Bakın şöyle söyleyeyim, bu para tahsilatı için yapılmıştır. Doğru, belediyenin de alacaktır bu parayı.
ama paranın tahsil edilme şeklinde büyük bir yanlışlık var. Düşünebiliyor musunuz? Esnafsınız. Akşam yatıyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz, bankayla bir işleminiz var. Gidiyorsunuz, hesaplarınıza borç blok ediyorsunuz. Yani burada bir acemilik söz konusu. 3 yıl, 3,5 yıl oldu, hala tahsilatın nasıl yapılacağını beceremiyorlar. Bir önerim var. Ben biliyorsunuz esnaf kefalet kooperatif başkanıyım aynı zamanda. Bu işleri yapan bir elemanınızı bize gönderin. Nasıl tahsilat yaptığımızı görün. Biz her verdiğimiz 100 liranın 99 lirasını tahsil ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir ipucu vereyim. Bu arkadaşları topluyoruz bir yere veya teknik arıyoruz. Meseleyi anlatıyoruz. Bloke işlemi yapmadan bir süre veriyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Yani her verdiğimiz 100 liranın 99 lirasını tahsil ediyoruz. Değerli dostlar, 30 Mart 2014, 5 Nisan 2017 tarihleri arasında 574 adet mühürleme işlemi yapılmış. Mühürleme, esnaf mühürlemesi. Yazılan ceza nedir biliyor musunuz? Rekor. Rekor. Benim işte algı yaratılıyor da işte benim esnaf bağrını bozmaya çalışıyor. Diğer sayın başkan, şimdi bu rakama dikkat etsin. Kendi yazdığı verilerde bu rakam var. 4 eski parayla söylüyorum. 4.822.849 lira para cezası kesmiş. Şimdi bütün bunlar yapılırken ben esnaf odaları başkanıyım. Esnaf kefalet kooperatif başkanıyım. Benim oda kooperatif dahil 3.000 üzerinde üyem var. Şimdi ben bunları dile getirmeyeceğim de kim getirecek? Benim işim bu. Yani ben esnafı savunmak zorundayım. Yani kim savunacak esnafı? Ziraat Odaları Başkanı mı gelecek bunu savunacak? Ama biz bunu savunduk diye, esnafı savunduk diye, esnafın yanında durduk diye esnafın malı olan esnaf odasının sundurması ki altında bir doktor polikliniği vardı veya doktor muayenehanesi vardı. Kooperatifte de bir asma katımız var. Kimseye zarar vermeden ve binlerce mudanyada örneği olan bir yer mühürlendi. Cebimizden cezalarını ödedik. Yani şimdi diyor ya, hep oraya taktım herhalde ben de. Yani esnaflar aramızı açıyor, algı operasyonu yapıyor diye. Değerli dostlar, 2014-2016 yıllarında uygun getirilen mühürleme sayısı 68. Yani diğer evrakta var. 2014-2017 yılları arasında kesilen para cezaları, yani 100-100-100-50-50 hani şikayet var değil mi? Bunların bir kısmı da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından herhalde 60-70 milyarı kesilmiştir ki sigaradır bu, işte uygunsuz bir takım şeyler ki haklıdır o işte. Kesilen para cezaları 220 milyar eski parayla. 2014-2017 yılları arasında 237 iş yeri mühürlenmiş olup 168 adedi yasal hale getirilmiş. Bakın 218, 237 tanesi mühürleniyor, 168 tanesi yasal hale getiriliyor. Şimdi bu Mudanya Belediyesi'nin esnaf üzerindeki karnesi. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz hafta cereyan eden ve benim bu basın açıklamama neden olan konuyu açıklayayım. Bakınız, Sayın Hayri Türk Yılmaz'ın sitesinde yayınlanan Başkan Türk Yılmaz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın diye bir yazı var. Ben dikkat edin hep belgeyle konuşurum. Yani altını doldurmadığım hiçbir şeyi söylemem. Değerli dostlar, benim evim 12 Eylül Caddesi üzerinde. Evime giderken Öner arkadaşa rastladım geçtiğimiz gün. Ne oluyor dedim burada. Dedi başkanım, dükkan almıyorum. Baktım, onun hakkında bilgim yoktu, doğru söylüyorum. Dedim, bir açıklama yapar mısın dedi Öner arkadaş. Bir açıklama yaptım. Gayet medeni, kimseye sataşmadan dedim ki bu işleri çözecek olan Mudanya Belediyesi'dir. Bu işleri çözecek olan Büyükşehir Belediyesi'dir. Anıtlar kuruludur dedi.
Ama şunu da söylemeden edemedim, bir sürü şenlik yapılıyor. Paraları fuzule giden şenlik bana göre. Yani hani tabiri caizse bizim bir arkadaşımız diyor, Selda'nın bir şarkısı vardı. Uyu yavrum ninni, unutayım seni, şarkı, türkü, sinemaskop, unutayım seni. Yani hadi bunları da kabul ettik. İnsanların Hudaya'ya gelmesi için, Hudaya'nın cazip hale gelmesi için yapılan hareketlerde Guinness rekoru kitabı yok, boğazı geçtiler, geldiler falan. Sanki yani buraya Hudaya esnafına iş yağıyor. Yani bunlar yapıldıktan sonra işlerde büyük artış var. Şimdi değerli dostlar, bakın bu yapılan açıklamayı aynen okuyorum ve cevabını belgelerle vereceğim. Mudanya Esnaf Odası Başkanı bilgisiz, kasıtlı açıklamalar yaptığı ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Ali Türk Yılmaz, kimse esnaflar ile aramızı açmaya çalışmasın. Kim açıyormuş? 4 milyon küsur ceza. Fikir sahibi olmasın diyerek tepkilerini gösterdi. Halit Paşa Mahallesi'nde bulunan bazı kafe restoranların Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenmesinin ardından internet sitesinde açıklama yapan Mudanya Esnaf Odası Başkanı sert bir eleştiren Mudanya Belediye Başkanı Hayrettin Türk Yılmaz, algı yaratmaya esnafımızın aramızı açmaya çalışıyorlar. Bilgisizce açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Önce esnafın sorunları 4 yıldır bitmeyen sahil çalışmalarına ilgilensinler. Şimdi bu sahil çalışmalarıyla ilgili birazdan bir açıklama yapacağım ama önce şunu bitireyim. Söz konusu iş yerini mühürleme süreci hakkında bilgiler veren Başkan Türk Yılmaz, Bursa Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan gelen yazılar, yapılan şikayetler göz önüne alarak gerekli yasal süreyi tanıdı. Yalan. Yasal süre tanınmadı. Ancak işletmelerimiz yükümlülüklerini yerine getirmedi. Bu da yalan. Bundan sonra mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. İlçede bazı esnaflar için esnaf odasından da şikayet geldiğini vurgulayan Türk Yılmaz. Doğrudur. Eğer esnaf odasına üye değilse, vergi kaydı yoksa tabii ki şikayet edeceğiz. Vergi veren esnafla vermeyen değil mi? Odaya kaydı bulunmayan işletmenin kapatılması için, ha, onu demin okudum, biz yasal hale getiriyoruz diyor. Vesaire vesaire. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bu açıklamaları, Sayın Başkan bu açıklamaları yaptığı zaman bir şöyle hafızamı yokladım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tavır almadığını konusunda bayağı eleştiri alıyorum. Hatta titrinde profesör yazan bazı insanlar eleştiriyor prof. Neden? Neden efendim biz Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye vermemişiz? Ya arkadaşlar, oda Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye verebilirim yani. Oda aracıdır. Oda köprüdür. Bakın ne yapmışız biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza. 5 Ağustos 2015 Ağustos günü Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'yi makamında ziyaret etmişiz. Sahil boyu esnafının mağdur edilmemesini istemişiz. Uzayan inşaatlar sürecini konuşmuşuz. 10 Ekim 2015 günü sahil boyunda çözüm arayışı toplantısı düzenlemişiz. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kadir Karaman ve Fatih Polat da katılmışlardır. Yine esnaf başkanı 30 Ekim 2015 günü Burfa İstasyon Tesisinden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir araya gelerek sorunlarını anlatmışız. Şimdi Sayın Türk Yılmaz, yani şimdi siz oturduğunuz makamda Sayın Recep Altepe'ye yani neredeyse hakarete varan sözlerle sürtüşmeye başladınız. Bana söyler misiniz? Lütfen. Bu sürtüşme Mudanya Belediyesi'ne ne kazandı? Bana bir tek örnek verin. Deyin ki biz sürtüştük, üstüne gittik, dava ettik, vesaire yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Biz iskeleyi kurtardık. Biz işte efendim otoparkı kurtardık. Deyin bir tane bir örnek verin. Değerli dostlar, şimdi gelelim alt çatıdaki hani bilmeden konuşuyor dediği belgeler. Ankara Kültür Tabiat Varlıkları 2015 yılında Bursa Tabiat Kültür Varlıkları'na bir yazıyla söz konusu bölgenin
plan notlarının revize edilmesi istiyor. Ne zaman geliyor bu yazı? 2015 yılının ortalığında. Bursa Anıtlar Kurulu yapıcı diyorlar ki revize edin planı. Alın meclis kararını Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne onaylatın. Biz de kabul edelim, alt çatının sorunu çözülür. Ama gelin görün ki hani başarılı şöyle belediye, böyle belediye. Bu yazı 2017 yılının galiba bir iki ay önce meclisten geçiyor. 2017 yılında. Şimdi şu yazıda, yani Sayın Başkan'ın yazdığı şu yazıda diyor ki valilikten emir geldi, biz bunu bunun için gördük. Şehir, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen yazıları, arkadaşlar bu yazıları bir göstereyim ya. Geçen bu esnaflarımız Bursa'ya gitti, valiliğe gitti, yok böyle bir şey dedi. Yani evvelden şöyle deniyordu. Yasa bu, kanun ne yapalım, şimdi vilayet yaptı, valilik yaptı, Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Gösterin yazıları. Yani burada şu yazılara istinaden biz geldik mi böyle? Evrak, belge. Belge, belge. Peki bir başka şey hatırlatayım size. Madem 2015 yılından beri buraya ruhsat verilmiyor. Kevser 5 yol, Poyraz Kafe. Poyraz Resmi. O zaman kafeydi burası. 2016 yılında nasıl ruhsat verdiniz buraya? Zabıta talimatnamesinde vardır. Maddeleri biraz incelerseniz galiba hafızam beni yanılmıyorsa 6. madde. Bu kadın bu kafeyi bir başka arkadaşına devrediyor. Yasa olarak buna ruhsat vermek zorundasınız ve de bu ruhsatı vermiyorsunuz. Neye dayanıyorsunuz? Neden verdiniz daha doğrusu? Evvelden verilmiyordu da niye verdiniz? Bir kuyruklu yalanlar var. Eksik evraklar var. Ya bu eksik evrakları tebliğ ettiğiniz yazıyı bana ibraz edin. Deyin ki ben orada bulunan 3 tane kafe, 1 restoran, 2 kafeye bu evrağı tebliğ ettim. Bu tebliğ evrandan bir örnek. Bir örnek. Değerli dostlar, bakın, bu Hatice Hanım belediyeye bir dilekçe veriyor. Diyor ki, işte bilmem kaç sayılı tarafıma gönderdiği bildirilen eksik evrak konusunda bilgilerinin tarafıma bildirilmesini gereğinin yapılmasını arz ederim. Eylül 8. Bugün en geçir? 25'i. 25 gündür cevap. Buyurun dilekçe. Bir başka dilekçe, iş yeri ruhsatı hakkında. Bursa İlmurhan İlçesi Müterke Mahallesi vesaire vesaire söz konusu adresi daha önce bulunan hizmet vermeyi hedeflediğimiz aynı konuda çalışan firmanın ruhsatı 25.8.2010 tarihinde iptal edilmiştir. Bu iptal edilen ruhsat aynı efsafta bir iş yeri açıyorsa bu ruhsat indirimi vermiştir. Gene yok, bu yenilenmedi. Hala bu dükkan ruhsatsız. Şimdi değerli dostlar, bakınız bir evrak daha söyleyip sözlerimi bitireceğim. Bir karar daha doğrusu. Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun kararı. Bakın imzası vesairesi vesairesi. Bursa İlmurhan İlçesi 1061 adı 3 parçalı kayıtlı tescilli taşınmasının koruma kurumunda belirttiği röleve, restorasyon ve biraz silik çıkmış onun için zor okuyorum. Restorasyon projelerinin düzenleri uygun bulduğu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Kurulu'nun 27.5.2015 tarihi bilmem kaç tarihli itiraza konu ilişkin dosyası Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 2010-2015 tarihli rapor konu ve ekleri incelendi. Bursa İlmurhan İlçesi 1061 adı 3 parçalı ilişkin itirazın kabulüne mevzuat onayı koruma amaçlı imar planına göre meskun konut alanına kalan söz konusu taşınmasının idari amaçlı kullanımını öngören restorasyon projesinin uygun bulduğu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun 27.5.2015 tarihi 4479 kararıyla iptal edilmiştir. İptaline, pardon, evet.
Bursa'yı Mudana ilçesi 1603 parçalarında bulunan ilişkin konunun koruma amaçlı planın ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge bunu yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir. Yani burada olmaz demişler, bir üstte şikayet etmişler, o da olur, restorasyon çalışması yapılmış. Değerli dostlar, hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Sayın Başkan bilgiden, belgeden yoksun demişti. İşte belgeleri ve ayrıca bir şey daha söyleyeyim isterseniz. Yani bu bir hodri meydan mı diyeceğiz, nasıl bir tabir kullanılır bilmiyorum. 3 yıllık çalışmaların esnaf üzerinde, ben siyasi değilim, hiçbir partiye mensup değilim. İstediği televizyonda, istediği kanalda hodri meydan tartışalım. 30 yıldır yapılamayanı yaptım diyor, gelsin tartışalım, ben 30 yılı savunacağım, o 3 seneyi savunacağım. Hepinize teşekkür ederim. Varsa sorunuz, cevap veriyorum.